benim birkaç tane sorum vardı. Hocam Ramazan fıtrası veya oruç fıtrası bunları 5 maddeden verildiği yine sizden duymuştuk. Fakat çok bir şey oldu. Dün akşam birisi anlatırken diyor ki 5 maddeden verilir ama para olarak da verebilirsiniz diyor. Hani devir yapıp ondan sonra verilir falan demedi. Ben buna takıldım. Bu böyle bir şey var mı? Yine de yani profesör sizin kanalınızda. Tamam, isim vermeyin. Şey, isim vermiyorum. Efendim bir dinleyicimiz fıtrayı, fideyi para olarak da verilebilir. Şimdi zayıf bir kavil çok zaruri durumlarda başka alternatifi olmamış. Bu ve benzeri şekilde kitaplarda kaviller oluyor. Her konuda oluyor. Mesela sandalyede namaz kılmak caiz değil. Ama tekerlekli sandalyeye mahkum olanın inmesi kalkması mümkün değil. O haliyle orada namaz kılması caizdir buyuruyor. Onun orada kılması caizdir. Mesela Hanefi mezhebinde vücuttan kan, cerahat, sarı su neyse akarken, çıkarken abdest olmaz, abdest tutmaz halk deyimiyle söyleyeyim insanlara. Abdestim kırıldı. Abdesti kırılır yani. Ha, kırılır yani. Normalde. Kırılır. Ancak devamlı akıyorsa özür sahibi olur. O haliyle abdestin namazını kılar. Bunlar istinai durumlardır. Ama sen köydesin. Un var. Var mı? Var. Buğday? Var. Kuru üzüm? O da var. E onlardan ver. Arpa? Arpa da var. E onlardan ver. E canım ne yapsınlar onu? Sana ne yapacağını yapsın. Alır götürür kuşlara verir. Sana ne? Yani fakirin ne yapacağını, fakir gelip de sana aynı şekilde ben şunu yapacağım ona göre mi verir? Yok götürürsün. Fakir de götürür başka bir fakire verir. Sana ne bana ne? Ben ibadet yapıyorum. E şehirdeki, şehirlerdeki bir gram, hatta 0.5 gram ağırlığında altınları bastılar. Şakır şakır piyasada mevcut. Çünkü bizi de geliyor bir gram, veyahut da 0.5 gram. E bunu alıp fakire ver. Efendim bozdurduğu zarar eder. Yok ya, zarar ederse sen daha fazla ver. Daha fazla ver. Çok ver. Ya oraya kendin canım falan filan. Yok. Maksat aynı şekilde üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Dolayısıyla insanlara doğrudan doğruya, efendim bu da olabilir demek, bir yerde insanların kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. Şartlarına uygun bir şekilde. Hani durumu böyledir, şöyle şöyle olmuştur. Böyle bir imkanı söz konusu değildir. Bir zayıf kavim var, yani ona itibâ edebilir. Yoksa bugünkü insanlar zaten böyle bakıyor. Kağıt parayla verir. Verilirmiş canım işte. Ondan sonra herkes takır 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 gidiyor. Kendisini zorlamıyor. Efendim insanlara kolaylık olsun. Hay hay. E o zaman oruç tutmayın deyin. Namaz kılmayın deyin. Kolaylık olmaz mı insanlara? Oruç tutmayın. E adam altını yaya aynı şekilde. E diyor ki yani sabah ezanları okunurken falan da aynı şekilde çay içmeye devam edin canım. Ne olacak da? Tabii güneş doğana kadar devam edin. Oruç tutmayın diyecek. Kendisi tutmuyor çünkü. Kendisi tutmuyor. Ben diyor mesela stüdyoda içiyorum bunu diyor. E stüdyoda içiyorsun da sen iftar programı yapın. İftar programında da aynı şekilde oruç tutmuyorsun. Oruç tutmuyorsun. Hani bir şarkıcı kadın demiş ya. Ya demiş Allah'tan korkun ne? Peygamber Efendimiz diyemiyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam demiyorsunuz. Eshab-ı Kiram'ı asker arkadaşı gibi, okul arkadaşı gibi bahsediyorsunuz. Ya bu ne terbiyesizlik? Bu ne hadsizlik? Şarkıcıdan mı öğrenecekler bunlar? Türkücüden mi öğrenecekler bunlar? İslamiyet'in hemen şey olduğunu. Edebi. Din adamı diye oraya çıkıyor. Din yok. Edep de yok. Haya da yok. Edep de yok. Haya da yok. Dolayısıyla insanlara bir şey söylerken, bir şey naklederken, etraflı bir şekilde anlatman gerekir. Zaruri bir durum aynı şekilde. E kağıt parayla verilir mi? Verilir. E ne diyecek şimdi bu vatandaş dedi. Verilir dedi. Yani başka alternatif yoksa denir bana. Başka alternatif yoksa. Çıkış yolu yoksa. E ama sen köydeysen çıkış yolun var. E şehirde de var. Yani hele şimdi Anadolu coğrafyasında kağıt parayla verilebilecek hani öyle bir durum söz konusu değil. Anadolu coğrafyasında. E hem köyde. E köyde zaten aynı şekilde onun bu unu var, buğdayı var, kuru üzüm var, arpası var. Orada ne o problem?
Şehirde. Şehirde de onu bulmak kolay. Hatta marketlere gittiğin zaman 2 kiloluk, 1 kiloluk, 5 kiloluk, 10 kiloluk onlar var. Paket halinde alıyorsun, gidiyorsun çanta, tutuyorsun kulpundan. 5 kilo veya da 10 kilo alıp götürüyorsun. Mesela 10 kiloluk bir un. Kaç kişisiniz? 5 kişi. 5 kişi. 2 kilodan 10 kilo ediyor. Götür bu fakire, onu sana hediye ettim, bitti. Hocam gene aynı lafa geleceğiz de, biz de veriyoruz sadakayı fıtır. Ben hiç bugüne kadar zorlandığımı, zor duruma düştüğümü, ya şu da olsa olur mu bir çıkış yolu aradığımı hatırlamıyorum. Yok. Yani veriyorum, geçiyorum. Bu kadar basit yani, altınla. Ne oruçta zorlandık. Efendim işte imsak olmuş, yemedik. Bittik, kapattık. Zorlamadık, çıkış yolu da aramadık. Ya 5 dakika, 10 dakika falan. Ya 5 dakika. Bu nedir ya? Yani yapacak alan yaparsa. Tabii. Ondan sonra iftarda, daha akşam olmadı, biraz da uyananı veririz. Beklemişim 17 saat. Millet de gevşek hocam. Tabii ya, millet gevşek. De gevşek. O 1 dakikanın hesabını yapıyor. Ne olacaksa. Adam diyordu, hani zaman zaman anlatıyorum da, her tarafını ıslattı kamyonla geçip de o çukurdaki suyu üzerine şey yapınca, sıçratınca, Kore'ye mermi yetiştireceğim ya. Kore'ye mermi yetiştir. Ya şimdi herhalde şeye, uzaya füze fırlatacaklar herhalde de. Aya, Merih'e yetişecekler. Uzaya bekleyen var orada. Bekleyenler var orada. Dolayısıyla İslamiyet uygun olarak, ya bu 5 maddenin kendisine verirsin veya bunların bedelini altın olarak verirsin. Tam ilmen saatte de böyle bildiriliyor. İslam ahlak kitabında o zayıf kabil alınmış. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. O da şartlarına göre. Şartları zorlarsın. Baktın olmuyor. Tamam. O zaman hadi o zayıf kabile yapış yani. Yapışılır.